Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bölümde Kafama Takıldı adlı eseri tanıtacağız. Şule Kala yazarımız bu kitabımızı yazmış. Allah razı olsun kendisinden. Böyle resimli, güzel renklerle bezenmiş, güzel hazırlanmış, içerisi dolu dolu olan güzel bir kitap. Bu kitabımız özellikle ortaokul seviyesindeki öğrencilerimize hitap eden bir kitap. Ortaokul seviyesindeki öğrencilerinin kafasına takılan sorulara cevap vermiş. Mesela biz bir tanesini okuyalım. Var olmayı ben seçmedim ki. Allah yaratırken bana sormadığı halde neden beni sorumlu tutuyor? Müthiş bir soru daha. Biliyor musun? İnsanın inancının taklit seviyesinde kalmasını Yüce Rabbimiz de istemez bence. İdrak ede ede sorularına şuurlu bir cevap bulabilmiş. Gönül huzuruyla yaratıcısına sığınan bir genç Allah katında kim bilir ne kadar kıymetlidir. Gelelim meselemize. Çivi çiviyi söker atasözünden ilhamla soru soruyu cevaplar diyorum ben de. Çünkü idrakimizi, algımızı, şuurumuzu kısıtlayan her düşünce yeni bir sorudur ve aslında her soru bir cevabın anahtarıdır. O yüzden yeni sorularla gidelim mi cevabımıza? Haydi o zaman demiş. Şöyle diyelim, okulun sene sonu programı için bir gösteri hazırlanıyor. Sen bu gösteride nasıl bir sorumluluk üstleneceğin konusunda derli toplu bir fikre sahip değilsin. Ancak arkadaşlarınla bir arada olmak, birlikte yapacağınız güzel işlerin hayalini kurmak hoşuna giderdi değil mi? Ve öyle bir anda en çok değer verdiğin öğretmenin sana gelerek sevgili genç programdaki şu kritik görevi senin yapmanı istiyorum çünkü bunu yerine getirebilecek en yetkin kişinin sen olduğunu düşünüyorum ve sana güveniyorum deseydi senin bu konudaki tepkin ne olurdu? Eminim çok mutlu olurdun ve öğretmenin mahcup etmeme kaygısıyla yapabileceğinin en iyisini yapardın. Bir de şu açıdan bakalım. Yüce Rabbimiz bizi yaratıyor. Bize müthiş özellikler, donanımlar veriyor. Üstelik her kuluna farklı olacak şekilde bu donanımların farkında olabileceğimiz akıl ve irade gibi özelliklerle bizi taçlandırıyor ve bize güveniyor. Bize sunduğu yaşamın sorumluluğunu alabileceğimize inanıyor. Evet. Bizler bunu bir yük, külfet olarak gördüğümüzde Allah'a duyduğumuz bağlılığı da gözden geçirmeliyiz bence. Sonuçta yaşam bizlere sunulmuş fırsatlarla dolu bir yolculuktur. Ve şartlar ne olursa olsun yaşamak, sevdiklerimizle yan yana olmak bize iyi gelir. Sorumlulukları bir nimet olarak değil de bir yük olarak görürsek o zaman yaşam bir külfete dönüşür. Oysa çevrende bardağın dolu tarafını gören insanları hatırla. Nasıl da neşeliler değil mi? Bardağın dolu tarafına bakacağız, boş tarafına bakmayacağız. Ben grip olduğum zamanlarda nefes almakta zorluk çekerken burnumu daha bir önemserim. Sabah okula gitmek için uyanmak zorunda olduğum zamanlarda erken yatmanın önemini fark ederim. Bunlar yerine burnumun şeklinden şikayet etsem ya da okula gitmenin ne kadar sinir bozucu olduğunu düşünsem her şeyi çekilmez bir hal almaz mı? Alır tabii. Düşünsene akıl ve ruh sağlığı yerinde olan bir insan yaşam standardı ne olursa olsun uzun bir ömür ister. Herkes sevdikleriyle sağlık, huzur ve bereket içinde senelerce yaşamanın hayalini kurar. Yani hepimiz henüz var olmayan bir geleceğin kaygısını güderiz. Neden söylüyorum bunları? Şöyle anlatayım. Örneğin sen neden okula gidiyorsun? Neden yıl sonundaki büyük sınava hazırlanıyorsun? Çünkü güzel bir geleceğin olsun, başarıların olsun, yaşam standartların yüksek olsun istiyorsun. Yani var olmayan varlığını arzu ediyorsun. Peki ya Allah? Seni yaratırken sana sormuş olsaydı o zaman ben var olmak istemiyorum diyebilecek miydin? O zaman dünyada senin için hazırlanmış nimetlerden ve sonrasındaki cennet hayalinden vazgeçebilecek miydin? Bugün geleceğinden nasıl vazgeçmek istemiyorsan o günde sana yaşamak ve sorumluluk hakkında fikrin sorulsaydı eminim ki yine bu imkanı değerlendirmek isteyecektin. Ama şunu da asla unutma. Bizi yaratan Allah'tır ve biz o istediği için var oluruz. Doğumumuz da ölümümüz de onun koyduğu sınırlar ile şekillenir. Bizi bizden daha iyi tanıyan odur çünkü bizi yaratan odur. O halde bize sorumluluklar yükleyen Rabbimiz bunu başarabileceğimiz konusunda bize güvenmektedir. Neden bana sormadı ki dediğimizde biz kendimize güvenmemezlik etmiş, haksızca davranmış olmaz mıyız sence?
Peki Yüce Rabbimizin bu güvenini boşa çıkarmak ister miyiz? Açıkçası ben istemem. Hem Allah Teala insanoğlunu yaratırken ona kendisinde olan bir takım özelliklerden de vermiştir. Nasıl yani? Dediğini duyuyor gibiyim. Allah her şeyi duyandır. İnsan ise kendi duyma sınırları içindeki duyabilendir. İçindekileri duyabilendir. Allah her şeyi görendir. İnsan ise gözünün sınırlarındakini görebilendir. Allah her şeyi ama her şeyi bilendir. İnsan ise çevresindekilerin bilgisine ulaşabilendir. Bak, Allahu Teala'daki bazı sıfatların tecellileri sende de var. Yüce Rabbimiz bizi sınırlarımız ölçüsünde sorumlu tutmuştur. Bize gücümüzün üstünde yük yüklemediğini ise şu ayetlerle ifade etmiştir. Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır. Aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır demiş. Evet, böyle bunun gibi farklı farklı sorular, farklı farklı konular var. Tevekkül ne demektir? Tevekkülü anlatıyor mesela. Ondan sonra ahireti nasıl anlayabilirim? Allah ölümü neden yarattı? Sevdiklerimizden ayrılmak çok zor değil mi? Ortaokul düzeyindeki bir öğrencinin kafasına takılan sorulara güzel bir kitap hazırlanmış. Tavsiye edebiliriz inşallah.